hastamız Ayşe. Şenol hocanın sınavına çalışayım derken diğer derslere çalışamadığı için delirdi. Okan hocam neydi ya? Diğer bir hastamız Muhammed. Son sınıf KPSS mağdurlarına tiyatro yaptıran Dursun Hoca yüzünden delirdi. Bittin sen Dursun. Diğer bir hastamız Sibel. Burs 425 lira, Gedikkaya'ya gidip gelmek 500 lira olması yüzünden delirdi. Diğer bir hastamız Fatoş. Her sabah saçlarını düzleştirip bir de Giresun yağmurlarında ıslanınca delirdi. Diğer bir hastamız Yasemin. KPSS, staj, tiyatro çalışmaları derken bir de 8.30'da dersi olunca delirdi. Hocam yine mi geç kaldım ya? Biraz uyuyalım.
Hakimciğim, ne kaymakam, ne diyor bu adam? Siz de hakim olmalısınız. Evet, ben hakimim, her şeye hakimim. Ne iyi ettiniz de geldiniz bizler çözülmeden kaymakam bey? Hakimciğim, ben şimdi kaymakam mı oldum? Ben hakimsem, sen de kaymakamsın. İyi o zaman, günah benden gitti. Bundan sonra bu kasabanın kaymakamı benim. Ben ne dersem o olur. Sahi sen kimsin ya? Bana deli çavuş derler kaymakam bey. Ne iş yaparsın sen? Hiçbir iş yapmam. Sağda solda dolaşır, kahvede oturacaksın derim kaymakam bey. Yok, öyle boş gezmek olmaz. O yakındaki madalyalar ne? Bunları da katıldığım savaşlarda kazandım kaymakam bey. Allah Allah. E madem savaşlara katıldığın madalya kazandın, niye sana devriyor bu millet? Senin orada oturuyor. Beni al. Aman boşversen sen onları ya. Zaten bu memleket kendin akıllı sana devlere doğru değil mi? Öyle öyle kaymakam bey. Bundan sonra seni buranın ademesi yapıyorum. Allah! Koş koşa kaymakam, buzlar çözülmeden geliyor, sen geç kalıyorsun. Geç çabuk eline. Bir daha geç kalırsan kovarım seni. Sen burası niye bu kadar soğuk ya? Kaymakam olduk, hala üşüyoruz arkadaş. Yak üç sobayı. Burada yakacak yok kaymakam bey. Nasıl yok? O kağıtlar ne? Yakılır mı hiç kaymakam bey? Onlar dilekçe resmi verdi. Yakılır yakılır. Baldır da yakılır. Bundan sonra bu köyde dilekçeyi falan kaldırdım. Kimin ne derdi varsa gelip benimle yüz yüze görüşecek. Sen kaymakam değil, paşasın, paşa. Ya bırak yalakalı, yak şu sobayı. Baş bırak kaymakam bey. Anlat bakalım deli çavuş. Bu kasabada kim var, kim yok, neler olup bitiyor? Aa kaymakam bey ya, hangi birinden başlayayım? Önce fırıncıdan başlayayım. Namussuz herif ekmek ağır gelsin diye taş koyuyor içine. Toprakla unu karıştırıyor, halka ekmek diye yediriyor. Dam üstüne dam yapıyor kaymakam bey. Allah Allah! Biz o fırıncının dişlerini sökeriz, onu ekmek yemez hale getiririz. Siz hiç merak etmeyin. Devam et, dökül. Bir de kasabacı Murat Ağa var kaymakam bey. Kasabada ne at kaldı, ne eşek, ne de köpek. Eşekler sucuk, köpek... Halk et yiyemez oldu kaymakam bey. Biz onu o kestiği eşeklere kol atmasını çok iyi biliriz. Eşeklere kol atmasını ondan öğrenecek değiliz. Anlat başka. Bir de dini küs oyun... Küs oyunlarını alet eden üfürükçü var kaymakam bey. Aa! Yeter ya! Nasıl kasabın bu tarafı ya? Katip, bak hem geç kaldı, hem boş boş oturuyorsun. Ses ver şu televizyona. Tabii efendim. Ağaç oldun ağaç. Merhaba sayın seyirciler. Bir kara haber bülteninde daha yine sizlerle birlikteyiz. Genelde birlikte olacaktık ki zaten. Benim de laf. Evet sayın seyirciler. Şimdi aldığımız bir son dakika haberini veriyorum. Türkiye'de eğitim sistemi değişti. Yeni sisteme göre eski sistemdeki bazı dersleri öğrenciler görmeyecek. Bunların yerine yeni dersler bulacak. Yeni derslerin bazılarını bazı öğrenciler alırken bazı öğrenciler alamayacaklar. Şimdi aldığımız bir son dakika haberini daha veriyoruz. Yeni değişen sistem bir daha değişti. Yeni değişen sisteme göre değişen değişiklikler değişerek değişen derslerin değişmeyeceği ve değişmeyen derslerde de değişiklik yapılmayacağı. Hemencecik aldığımız 5-6 haberi daha veriyoruz. Önce eski sistem geri getirildi. Sonra geri getirilen sistem geri çekilip bir daha geri getirildi. En son aldığımız habere göre sayın seyirciler... Nasıl değişik bir haber ya? Kafamız değişti. Sistem. Bu ne ya bozuk bir sistem, sistem yok. Bam bam bam. Politikamız
Çok laf, az iş. Tamam, gidiyor. Bravo kaymakam! Bravo! Kaymakam beyler, hoş geldiniz. Ne lavaylık ya, biz herif. Git bedenini yıka. Çalışıyorum efendim. Buranın sahibi sen misin? Yok, ben çırak. Çırak? Bu yaşlarla ne çıraklığı? Saçına saç kalmamış kafanda. Normalde öğretmenim de maaş yetmiyor, maaş! Normalde öğretmenim de maaş yetmiyor! Bırak bana demagoj yapmayı ya! Git son çağır içeriden! Çağırayım hemen! Çedeyle kesiyor da! Telefonu çalıyor! Alo! Alo! Telefon açılmıyor! Telefonu bozuldu! Usta gel, kaymakam geldi, telefonum bozuldu! Katip Hanım, bu kasabada inekler eşek gibi mi anırıyor? Hayır efendim, inekler inek gibi bağırıyor ama içerideki inek değil, eşek. Öyle şey mi olur? Yalan söylüyorsun, yalan! Yalan söylemiyorum efendim. Gelmeden önce gördüğünüz kasabanın yolları buz, her yer kapalı. İnsanlar açlıktan yorgan kemiriyor. Ben de onları çok düşünüyorum, ne dönüyorum çalışıyorum ama kafalarım var ya. Belli köylüyü çok düşündüğün. 30 liralık eti 100 liraya satıyormuşsun. Hem de ne eti olduğu belli değil. Ne yapayım efendim? Dolar olmuş 4 lira. Girdi maliyetleri de artınca eve ne zam yapmak durumunda kalıyorum. Ne yapayım yani? Ya ne maliyet ne dolar kardeşim? Gören de senin üstüne steakhouse tanacak. Yoldan geçen kedi, köpek, eşek ne varsa dolayıp kesiyormuşsun. Kasabanın ekolojik dengesini bozmuşsun. Öyle şey mi olur efendim? Teessüf ederim. Ben 4 defa halde gitmiş gelmiş bir adam. Dursun Hoca ile beraber gitmedik mi Dursun Hoca? Adam çarpmaya çalışıyor. Bakalım şunu almış olma içerisinde kendini de getiriyor. Bu ne ya? Hem rüşvetçi hem cimri. Al şu eşyanı. Cezası ne bunun? Yaşasın ve ölsün mü? Kaymakam Bey, ben idama karşıyım. İsterseniz müebbet verelim. Ama sizi de kıramam ki. Ya bıraksana. Burada kaymakam benim, hakim sensin. Biz ne dersek o olur. İdam ederiz mahkemeden sonra. İdam ya. İdam! Ne idamı ya? Ah! Ah, abdesti geldim ben buraya. Ne idamı ya? Seninle mahkemede görüşeceğiz. Aa, Nusret! Gidiyoruz size. Nusret, işe duyuyor bana. Nusret! Allah razı olsun Kaymakam Bey. Nusret! Toplan! Hakemeyi aldık göze,
Şu kızlar bizim olsa acımazdık 1500'e. Vay neresi, vay neresi, burası Giresun Kalesi. Biz istiyoruz ama babam özeldir bizi. Maydanoz Demet Demet, yarimin adı Mehmet. Mehmet beni alırsa karışamaz hükümet. Ha sevdalım sevdalım, üstünde tatlı balım. Baban seni vermezse ona çalım atarım. Dere boyu kalaklar, dökülür yapraklar. Yarın oradan, ben burada, çınlasın kulaklar. Hayat bir virane, sensiz olmuyor ne çare. Sen gidersen bu hayatta, atarım kendimi çek yattan. Zır delisin, zır deli. Gönül bir laf, zır deli. Gözlerin kara üzüm, yüzün sanki zerdali. Ayağımda terlikler, bakar açmış gelikler. Oğlan sana gideceğim, hazır mı gelinlikler? Uzun uzun kavaklar. Gel kız bizim eve gidelim. Varsın olmasın kulaklar. Böceklerin içinde ekmek yapmaya utanmıyor musun?
Yüzüne yok ki konuşsun ya. Yaz kızım. İki tava çimento. Ne çimentosu ya? Fırın büyülenmesine ekmeklerim de ama temiz olanlar, taş olmayanlar. Bakın. Halka dağıtılmasına karar veriyorum. Yapmayın kaymakam bey. Çekil şu kadar. Seninle görüşeceğiz. Çıkışa gel. Çıkışa gel. Olamaz. Kaymakam bey. Kaymakam bey. Belki bu caminin halı ne olacak? Anam, karılar gelin, kaymakam konuşmayın. Hakimle birlikte dükkanları basıyormuş.
Yok ya, bizi de basmasın Memo. Yavaş bassın. Yerler kayga. Memo, oğlum durum çok kötü. Çocuklar evde açlıktan yastık yiyor, ben kemiriyorum. Git bir şeyler yap, tuzak kur, muz kabuğu koy oğlum, koş ya. Tamam usta, o iş bende. Kaymakamın adamları görmeden bu tuzağı yapmalıyım hemen. Alta biraz muz parçası. Biraz da yağ döktük mü? Belki oralarda birkaç parça muz parçası vardır. Siz de gelin. 10 numara tuzak oldu. Düşme de yanında yat. Kimse görmeden demek. Tuzak tamam usta. Şimdi gafil gezen bir şaşkın o tuzağa düşecek. İnşallah Memo, inşallah. Aha biri mi geliyor? Vay vay, iPhone'dan bir de WhatsApp'a bak. Ana hele bak hele. Yine Dursun WhatsApp'tan tiyatro grubuna bir şeyler yazıyor. Tamam. İnternetten çıktığı yok ki. Özümüzü yedin Dursun, özümüzü. Bir de şu neydi? Faca boh muydu? Neydi gidi ona baba. Anam. Bu da Veli herhalde, Veli. Vallahi Veli. Bir bak, arkadaşlık isteği göndermeyi de engellemiş. Veli, Veli. Sen de az değilsin Veli. Thank you.
İyi doğru. İşin sırrını öğren. İyi bak. Usta, adam öldü galiba. Eşhedü en la ilahe illallah. Memo, adisyonu getir oğlum. Adisyon. Dayı, kal. Omuz çıkığı, sargı parası, servis parası 250 lira çık. Ama sen gedik kayalıymışsın. %1 indirimimiz var. 247,5 lira çık. Aşağılık herif sen, aşağılık herif. Giresun esnafı gibi indirim yaptın şeref. Çıkar parayı dayı. Çıkar. Hadi bir kavanoz reçel, bu hastalığında geçer. Memo, paket doğru hastayı. Dayı senin evin şu sokağın sonundaki evde değil mi? Oradaki ama bir de nazar değirmişler. Yürütçüye gideceğim. Oraya götür beni. Tamam hadi güle güle. Para kaldırdık. Öyle oldu Memo. Çakalsın oğlum. Kaymakam gelmeden tüyelim Memo. Çabuk. Hadi gidelim. Saçmalama anne ya, Allah aşkına kaçıncı yüzyıldayız? Sustin, vallahi çarpılacaksın. Öyle böyle değil. Her şey, her derde deva oley. Her derde deva olan uzat. Bana zengin koca da bulabilecek mi? Ay, bulacak, bulacak yavrum. Vakti zaman da senin baban da o bulmuştu bak. Aba aba aba, aba 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 aba. Yoksa bu güzellikle evde kalmam imkansız. Bu büyüğün
moda değişmediyse, benim de atama yeteneğim olsa, önce kendi atamamı yapardım. Merkebe, murabe, enebe, kemuşer. Yapma! Yapma!
Yaşar. Evet. Ya şu sekiz an sınıfındaki çocuklardan bıktım. O kadar uğraşıyorum, emek veriyorum. Yine bana düşük puan vermişler. Hayır, ne eksiği mi gördüğünüzü anlamıyorum ki. Dur ben sayayım. Kokoşluktan ölüyorsun. Süslenmekten ikinci derse anca geliyorsun. Kesin sen dersine Instagram'a giriyorsundur. Şeyma Subaşı nereye gitmiş? Miami'den kesin dönüş yapmış mı? Gitmediği bir yer kalmış mı? Bunlara bakıyorsundur sen kesin. Bana ne be Şeyma'da? Nesine bakacağım ben onun? Keşfetime düştüyse belki bir ara bakmış olabilirim. Bu da küçük bir aradır yani. Hem sen nereden biliyorsun bakayım benim ikinci derse anca geldiğimi? Kız sen hayırdır? Yoksa kadrolu öğretmen yürüyüşü nasıl olur diye benim yollarımı mı gözlüyorsun? Ne gözleyeceğim yolunu be? Kadroluymuşsunuz. 2 yıl sonra da ben olurum canım kadrolu. Abartma istersen. Yeter. Öğrenciler not verirse öğretmenler böyle birbirine girer işte. Bence sadece öğrenci veli not vermesin. Kasap, manav, muhtar, hatta yeni kaymakamdan not versin. Oğlu olacak kaynağından not versin. Güzel not verir Rava. Geçen gün ne dedi biliyor musunuz? Neymiş? Her gün bir yerdeymişim. Yok onun yanındayken neden kocamın elini tutuyormuşum? Yok neden aşkım diyormuşum? Ya kaynana, sen hayırdır? Kızlar, Mehmet'im çok tatlı değil mi? Ben onu nasıl aşkım, hayatım, bir tane varım, malım, pideyim demeyeyim. Bana kaynana demeyin. Zara'dan 500 liraya aldım eskitme ceketi. Eski diye 15 lirayı eskiciye vermiş. Hala elim ayağım tutuyor aklıma geldikçe. Bir de gelmiş bana maaşımı ne yaptığımı soruyor. Neymiş efendim ben? 3 milyar 750 milyon. Ben bu parayı ne yapmışım? Hayır ben bu parayı ömrümde bir arada görmüş müyüm acaba? Yeter be! Kaynanam böyle kaynanam şöyle diyorsunuz. İyice cadı yaptınız kadınları. Kadınlar size dağ gibi onları vermiş daha ne istiyorsunuz? Benim bir kaynanam bile yok. Yine de
yapın. Ben sınavınızı okuyacağım. Sen mi? Lokman Hoca'ya söyleyin, o size anlatır. Hoca kim ya? Evet, kimdir bu ya? Kızılay mıdır, Yeşilay mıdır? Gözler de görmüyor. Yıldız Ay! Buradayım hocam. Kalk ayağa, bile gafil, kendini bilmez bedbaht. Hocam ya! Kaç bekliyorsun bakalım evladım? 100 bekliyorum hocam. Daha çok beklersin, çok. Hocam ya! 28. 28 ne hocam ya? Neyse, plakayı tutturmuşum en azından. Sen girsin oğlum evladım. Elhamdülillah hocam. Sen kırkancı olmalısın. Elhamdülillah. Sana benden 100. Ha, 100 mü? Ben askerliğim mi? Giresun Kalesi'nde yapmıştım. Yedek subay topçuydu. Evet. Bilal Şenyuk. Ben hocam. Kalk ayağa, ayağa, haddini bilmez bedbaht. Sen kaç bekliyorsun bakalım evladım? 80, 90. Oo, sen de daha çok beklersin. 52. Ya değil ki hocam ya. Neyse en azından öyle bir kayıt tutmuşum. Sen de kabakçısın o zaman. Oğlusun yani. Siz ayrılın bakalım, anlaşamazsınız. Sen kaç, sen 20. Kaç. Feride Güler. Benim hocam. Kalk ayağa. Feride, sana güvenemedim nedense. Neden hocam? Çünkü ayakların geride. Sen kaç bekliyorsun bakalım? 98 bekliyorum. 59. Ne? 59 mu? Hocam bir puan ya. Sıra gafil, haddini bilmez nankör! Nankör bunlar ya! Sana benden sorun! Hocam ya! Nedir ya? Bana bir şey oluyor galiba. Ruh zeminden tepdili mekan ediyorum galiba. Hoş geldin Kaymakam Bey, hoş geldin Kuzey'in parlayan yıldızına. Sağ ol Ömür Bey, sağ ol. Ne var ne yok ya? Lavaboya gidip geliyorum, sistem değişmiş. Denizde kum, bizde sistem Kaymakam Bey. Anlat bakalım, bu okulda durumlar nasıl? Şimdi eğitim sistemimize girmeyeyim. Okulumuzun girişi var, çıkışı var. Allah Allah, tuvalette var mı ya? Olmaz olur mu Kaymakam Bey? Dokanmatik musluklarımız var, ayak güvenlikli kapılarımız var. Vallahi Müdür Bey, öyle bir anlattın ki gidip şey yapasın bir adam. Ayrıca okulumuz Temel Topal'a göre PISA sonuçlarında birinci. Müdür Bey, öyle bir anlatıyorsun ki sanırsın Oxford'a geldik ha. Madem bu kadar övdün, bir sınıfa götür bakalım. Buyurun, sınıfımı, okulumuzun en kral hocasının sınıfına götürüyorum sizi. Bu neden kim ya? Kim neresi bu adam? Aha 18'lik delikanlı Kaymakam Bey. Müdür Bey, bu 18'likse ben daha anamın karnından doğmamışım. Hoca! Dedeniz uyuyor. Hocam! Ne oluyor burada? Siz niye geç kalıyorsunuz? Nasıl ile ustanmıyor etmeli tektir. Tektir ile ustanmıyor hakkı köpektir. İşte tam olarak böyle. Hocam! Yeni kaymakam! Ne? Yeni kaymakam! Kaymakam bey oğlum, hoş geldiniz, ne iyi ettiniz! Hocam, sen otur, nefesini yorma, sayılı nefesin kalmış zaten. Allah'ım sen otur, sen de otur, Demirtan bir de kim oturacak? Gel sen otur, gel, yorumla. Hocam buna bakın ya. Aleyhülala hocam, aleyhülala! Hocam, Tanzimat Tervani bir konuşmayı bırak, Cumhuriyet ilan edildi. Ala, aleyhülala! Hocam sen şu şuna kaldırır mısın? Hocam sen bize müsaade et, ben biraz soru sorayım. Gel, buyurun hocam. Kaymakam bey oğlum, müsaade sizin. Ben hocam, sana göstereceğim aleyhülala. Hocam o düşer orada ya. Sen vazgeçin, sen otur. Ben askerliğim, gidip su kalesinde gidip su parçalama olacak şey yaptım. Tamam, tamam, sen otur sakin. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz Kaymakam bey. Dersiniz neydi? O zaman ben size biraz soru sorayım. Sen kalkar mısın? Ben mi? Sen. Bize Ahmet Haşim'in en ünlü eserlerini topladığı kitabını söyler misin? Ay bundan kolay ne var hocam? Bestan Ahmet Haşim! Hayır hala hocam, hayır hala. Sen de bakalım. Bize Bakmak filmi çekinler misin?
Bakayım, bakayım, bakayım. Oğlum, sen o kafayı taşırken yorulmuyor musun? O kafanı taşımak var mı? Sen kalk kızım. Sen Recep ne bakmak filmini? Bakayım, bakıysan, bakayım. Nereye bak istersen ya? Şurada galiba. Kaymakam Bey! Kaymakam Bey nereye sallıyorsun? Hocam kamera şakası değil mi? Çocuklar seni gördü, biraz şaka yapar dedi. Hocam bu nasıl eğitim anlayışı, bu nasıl sistem? Bizim gencecik pırlanta gibi öğretmenlerimiz varken, atanamadığı için evlenemezken, hatta seher satıcılık yapıyorken, böyle yaşlı, görev süresini doldurmuş hocaların ne işi var? Bizim pırlanta gibi öğrencilerimiz de var, pırlanta gibi öğretmenlerimiz de var. Kaymakam Bey oğlum, sizden bir isteğim var. Beni bu hale getiren KPSS'in yedi mülakatını kaldırır. Anladığını bildim bu hale geldim. Hocam bu sistemden ilk kalkacak olan sensin sen. Ama ben de... Neden ola geldin Dursun? Bitirem desene Hacı Murat. Beni kim bitirebilir ya? Eşek de keserim, köpek de keserim. Ne var ki size? Her şey para değil mi kardeşim? Her şey para. Para için her şey yapılır. Keriz kaymakam. Tabii ki de keriz. Hem ticarette kaybeden, kumarda kazanır. Oyna. Hacı Murat. Oyna. Demek halkın paralarını burada yersin ha. Pis saklı kesere. Ne oldu ya? Sana eşeğin kulaklarını yedireceğim. Eşek etini yedireceğim sana. Ne yedireceksin? Siz mi yedireceksiniz kız başımıza ha? Biz değil mi yedireceksiniz? Şimdi görürsün nasıl yedireceğim. Ne oluyor arkadaşlar? Sakin. Tamam sakin. Kızlar kocam. Kalk. Kalkma. Bu ne böyle? Çekil. Ne yapıyorsun şimdi? Boğazlarında kalacak boğazlarında. Şunları ince ince bölerim ben. Küçük küçük koyarım. Çok güzel olacak.
beyazı da koyalım, görünmez zaten. Kimse görmeden. Harika olacak her şey be. En hayırlısı. Size en hayırlısı. Var mı başka? Ne yapıyorsun sen burada? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun burada? Ben taş koleksiyoncusuyum da. O yüzden taş alıyorum. Hadi niye ne oldu? Biz şimdi gösteririz sana koleksiyonu. Yapmayın. Kadınlar insandır. Biz insan olduk. Saygıyla başlar. Kadına saygı dur. Kadının kıyafetine, yürüyüşüne dokunma. Kadın ana, kadın bacı, kadın sol yanın. Yan yanarken çok güçlüyüz. Biz beraberiz, açık ve kapalı. Erkek olmak demek, kadına hükmetmek değildir. Çavuş! Sahtekarları getir bakalım. Baş direk Hakan Bey. Sessizlik! Mahkemede olduğunuzu unutmayın. Kardeşlerim, bunlar lobi, bunlar çete. Bunların arkasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti var. Kongo! Kaymakam Bey, idam verelim müebbet mi? Bunlara idam yetmez. Bunları adım etmek lazım, adım! Onu da yapacağız Kaymakam Bey, onu da yapacağız. Şimdi, celsiyi açıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Ben bu işe günde 40 defa yapıyorum. Şimdi... Nerede kaldı bu kasap? Abdest alıyormuş Hakim Bey. Ne abdesti? Boy abdesti mi alıyorum? Olabilir. Kusura bakmayın Hakim, abdesti alıyorum. Abdestsiz de yerden mi? Ya kardeşim kaç kere söyledim? Şöyle gelmeyen ortamlara moda olacak sonra diye. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Topla. Ha tamam. 21 Aralık 2017 tarihli davalı da tarafları kendiniz hakim olun. Sen sağlısın. Ben kendim hakimim. Tamam geçti. Hadi Murat Ağa. Sen konuş bakalım. Dökül. Ananın adı. Beğenmedim. Teyzenin kızı var mı? Var efendim. Adı? Emine efendim. Emine? Oy Emine. Emine. Bu güzellikler. Bu güzellikler. Allah'ından geçti. Çıkın! Emine'den ötürü oynuyor dedi. Ne? Protest ediyorum Hakim Bey. Verdiğiniz ceza hangi kanunda, hangi kitapta yazmaktadır? Müvekkilim, ilahi ismi vekilim, gariban halk, zengin halk gibi etiyemilsin diye eşek etini kesmiş. Ne var? Eşek hayvan değil mi? Sen sus kız! Halka bozuksu! Burada yasaların anası da bizeyiz, babası da. Senin o yasaların, bizim bu gariban halkımız eşek eti yerken neredeydi he? Hakimciğim, buna idam yetmez. Bunu adım etmek lazım, adım! Bunu da yaparız kaymakam ya ama. Siz daha tuşuyla avukatın ayrımını bile yapamıyorsunuz. Ben bu mesleğe yıllarımı verdim. Bu köyün en tanınmış avukatı benim. Zaten başka avukat. Yapmayın Hakim Bey, etmeyin. Siz gelmeden önce kasabanın hali berbattı. İşler acizdi. Kasabada inek kalmadığı için, insanlar da aç kalmasın diye eşek eti kestim. Günahı boynuma, onların günahını ben çekeyim diye kestim. Ama kötü bir yetim yok. Acıyım bana kaymakam diye. Sus! Yalan söyleme! İdam! İdam! Hayır! Kalemini kıracağım seni! Hayır! Alın bunu buradan! Acıyım bana! Alın bunu buradan! Al şunu sen çavuş! Hayır! Acı kaymakam beyim bana! Hayır! 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 Allah! Evet. Hayır! Komşans daha verin bana! Hayır! Hayır! Hakim Bey! Ağaçlar, havalar, sular... Hepsi gerçek biliyor musun? Evet biliyorum! O zaman niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? Sen bütün ülkeyi yüzüyorsun! Sen fırıncı yüzüyorsun mesela, kasabı yüzüyorsun! Nasıl
üzüyormuşum, nasıl? Sen kasaba eşek eti kes diyorsun. İstediğini keser. Ne var yani? Fırıncıya ekmeğin içine taş koyma diyorsun. İstediğini koyar. Sus! Boş boş konuşma orada! Fırıncı, sıra sende, anlat bakalım. Bir kız var Hakim Bey. Beni benden aldı. Ya bırak aşkı ya! Thank you.
Remziye'yle de çok yakınlar. Siz sabahtan beri bunu mu konuşuyorsunuz? Böylesi yok vallahi, ne konuştuk başka? Ben şimdi gösteririm sana ne konuşman gerektiğini. Size 2017 çıkmış dedikodular listesi yaptım. O zaman senle başlayalım. Kocan dost tutmuş diyorlar. Onu konuşsanıza. Rus pazarın orada da ev tutmuş. E Rus budur nedir bilemem. Günah boynuna. Rus pazar nerede? Sahne mi? Hayatım. Şunun kızı da Giresun Üniversitesi'ne gitti. E 8 yıldır mezun olamadı. Nasıl okunsa artık. Kız buzlar çözülmedi ki gelsin bacı. Anam kız okuyorlar da senin kız güvercinden kocaya mı gitti? Hiç. Senin de cinciden miciden çıkmadığını söylüyorlar. Olmam. Kime büyü yaptırıyorsan artık. Seni de unuttum sanma. Bir tane çeyrek altın aldım benden. E kocam işleri düzelsin. Kocam işleri düzelsin. E bütün düzelemedim kocam işleri. Düzelsin getircik ne var yok. Hazır ötürsün o çok severim ben. Oy oy ahe ahe. Ben bunu almadıydım, bu zorla kaçtı oğluma. Kıskanma anacığım. E bizim buraların bir türküsü vardır. Çığırayım sağa da gör. Çığ bakalım. Saçları yolun kaynana, dişleri yedik kaynana. Oğlun şeker getirdi, sensiz yedik kaynana. Haydi garılar. Oy oy oy. Başı saçaklı gelin, ipten kuşaklı gelin. Dün geldin adam oldun, leylek bacaklı gelin. Bismillah.
Çincik kızım. Düşün ki vakitlerden bir insan aşamadı. Rüzgarların en ferahlatıcısı kocandan değil. Beşinci evdeki dönemimizi kutlayacağım. Giyindim, kuşandım. Sofrayı da en sevdiği yemeklerle donattım. Ocağım bekleyin. Anda kapı çaldı. Koşa gene kapıyı açtım. Bir de baktım kaynana. Arkasında da kocan, elinde bol sağ bakayım. Anam bir aylığına bizde kalmaya gelmiş değil. Ni tepki verir. Of, bu kadar uzunca ben de güzel bir şey soracaksın sandım ya. Ne işi var kaynanamın benim evimde? Bir de evlilik yıl dönümümde. Ay, Allah korusun. Maşallah yavrum. Karar verilmiştir. Hiçbir sorumuza doğru cevap veremeyen bu kız bizim gelinimiz olamaz. Hadi güzel kadınlar. İyi gelin olamadı. Tamam. Benim bir tek teklifim daha var. Benim bir kızım daha var. O ne beceriklidir ne hamarattır. Anası gibi de pek de asildir. Bir de onu görün oturun oturun. Biz de düşünelim. Düşünün bakalım. Tamam hadi gelmişken bakalım. Nerede kızımız? Aşağıda traktör park edip geliyiz daha. Beni geç otur şuraya. Evimin direği çocukların babası olacaksın. Geç.
neler yaptık, evlendiğiniz mani bir durum bulamadım. Kördür, bıyıklıdır, sağırdır, nane olsun. Sen, Adem kızı Huriye, Tarzan Mehmetoğlu, Cındık Ahmet'i, iyi günde, kötü günde ama daha çok kötü günde. Evde işlerin tamamını sana bıraktığında, pancar çorbası istediğinde, çocukların ağzını açmadığında, kopuş çoraplarını ortaya bıraktığında, elimdir deyip kocalar kabul ediyor musun? Ediyorum la, ediyorum. Sen, Tarzan Mehmetoğlu, Cındık Ahmet, Adem kızı Huriye'yi, iyi günde, kötü günde ama daha çok kötü günde, arkadaşlarınla tatile gitmene izin vermediğinde, karılığa kabul ediyor musun? Olur, evet de. Hayır. Olur, evet de. Hayır, olmaz asla. Kızıp kızıp beni döversin. Evet, buyur. Evet. Hayır. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Önemli olan bizim değil, bu halkın şahitliği. Evet diyor musunuz? Sabredin. Evet. Önce nefes altı yeter diyordun, al işte. Ben de sizleri Giresun Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak koca karı ilan ediyorum. Aa! Bu nasıl ayaklar? Bebek mezarı gibi. Hadi kalk koçum, dans edelim. Belki bir gün bir yerde yine buzlar çözülmez, yollarımız kesişir.